Birkaç deneme ve iki düşük yaptıktan sonra tüp bebek merkezisi yardımıyla ilk çocuğu doğdu. Bugün ikinci bebeğin ilk denemesi yumurta toplama ile başlıyor. Lela'nın kocası genellikle onunla tüm randevulara gidiyor, ancak çalıştığı için bu sefer mümkün değil. Bu nedenle Lela, özel bir kapta sperm örneğini aldı. Klinikteki tüm süreçleri bilse bile yine de yorucudur. Hayatınızın neredeyse tamamını bu klinikte sergiliyorsunuz. Çok fazla şey anlatıyorsunuz. Çocuk sahibi olma isteği gerçekten çok kişisel bir şey. Ve yabancı insanlara, lütfen bize yardım edin, bunu yapamıyoruz demeniz gerekiyor. Doktor Zator kliniği eşiyle birlikte yönetiyor. Her ikisi de üreme tıbbında 20 yıldan fazla deneyime sahiptir. Üreme tıbbı merkezimize geldiğiniz için çok iyi. Evet. Harika. Bugün önemli bir gün, yumurta toplama aşaması. Evet. Yemek yediniz mi? Evet. Alerjiniz var mı? Yok. Tamam. Birlikte çalışırken önce empati gelir. Ve bu iş birliğidir. Tabii ki bu doktorlar veya ekip olarak hangi tedavinin mantıklı olduğuna karar verdiğimiz durumudur. Ama gerçekten, her erkek ve kadın hastayı dahil etmem gerekiyor. Ve evet, hayalinizi sadece her şey doğru yaptığınızda gerçekleştirebiliriz. Ancak çift birlikte her şey doğru yaparsa başarılı oluruz. Çocuğu iyi bir arkadaş tarafından alındı. Lela'nın hazırlanabilmesi ve yumurta toplamaya odaklanabilmesi için onun gözetiminde. Bu döllenme sürecinde önemli bir an. Şimdi biraz heyecan verici. Yani kesinlikle olumsuz değil, tam tersi. Bu daha çok bir coşkulu panik. Geçmiş deneyimden ne bekleyeceğinizi zaten biliyorsunuz. Bu gerçeğin anı. Çünkü artık iğne ve haplarla yapılan uyarımın işe yarayıp yaramadığı ve yeterli yumurta oluşup oluşmadığı gösterilecek. Tamam, sizi birkaç dakika içinde alacağım. Teşekkür ederim. Memnuniyetle. Her şeyi düşünüyor ve hiçbir şeyi düşünmüyorsun. Biz ultrasonla orada olanı biliyoruz ve şimdi her bir folikülün bir yumurtası olduğunu ve olgunlaşıp döllenmelerine izin vereceklerini umuyoruz ve tüm eğlence, sanırım, ancak küçük anestezinden tamamen uyanıp ne kadar başarılı olduğumuzu ve genel olarak ne kadar şansım var olduğunu duyduğumda başlayacak. Şimdi Lela, sana bir oksijen maskesi takılacak. Başınızı kaldırın, evet böyle. Basmıyor mu? Hayır, harika, iyi. Ve şimdi rahat bir pozisyonda iyi uyursunuz. Yani sedasyona başlıyorum, her zaman normal nefes alacaksın, maskeden oksijen alacaksın, korkmanıza gerek yok. Başlıyoruz. Şimdi kendinizi biraz yorgun hissedeceksiniz ve ağrı kesicilerden biraz baş dönmesi hissetmeye başlayacaksınız. Yorgun musunuz artık? Evet, hadi başlayalım. Yumurta toplama işlemi, kan alma işlemine benzer bir prensibe dayanır, ultrason kontrolüyle, ince bir iğneyi doğrudan vajina yoluyla yumurtalıklardaki foliküllere sokuyoruz ve içlerindeki sıvıyı emiyoruz. Sıvı, hemen tüpler aracılığıyla laboratuvar tüpüne geçer ve bu sıvı hemen embriyologlarımız tarafından mikroskop altında incelenir, yumurtalar aranır. İdeal durumda, mümkün olduğunca fazla folikülü tek bir delmeyle tahliye etmeye çalışırız. Operasyon yaklaşık 4-5 dakika sürer, doktor için rutin bir işlem. Ameliyat sırasında genellikle 5-15 folikül emilir. Lela için bu, yavaş yavaş uyanmak anlamına gelir.